Ben Oğuzhan Gedik. 2002 yılında tamamen Berlin'e geldim, yerleştim Almanya'ya. İzmir Karşıyaka'dan geliyorum. Karşıyaka Dedebaşı. Tabii çocukluğum oralarda geçti. Oradan birdenbire Almanya'ya gelmek, ya nein demesini dahi bilmiyordum o zaman ilk geldiğim zaman. Evet hayır yani demesini dahi bilmiyordum açıkçası. Geldik, yalnızdım. Bir çevre edindik. Bir yerlere gelmeye çalıştım. Koşturduk bayağı. Bayağı koşturdum. Çünkü üniversiteden çıkıp gelip Almanya'da sıfırdan başlamak kolay değil. Gerçekten kolay değil. Yani bunları tabii yaşayan bilir. Ne kadar anlatsan, ne kadar kelimelerle şey yapmaya çalışsan yine olmayacak. Yaşayan bir insan olarak bunları zordu, kolay değildi tabii ki. Ama şu var, dünyanın neresine gidersen git, eğer dürüstsen, çalışkansan başarabiliyorsun. Yani Kenya'ya da gitsen başarırsın. Yani bu anadan doğma bir şey değil. Sadece dürüst olacaksın, çalışkan olacaksın ve hiç kimseyi aldatmayacaksın. Bundan sonra başaramayacağın dünyada hiçbir iş yok. Çok mükemmel, çok değişik, dahi bir adam olmana da gerek yok. Sadece bu üç karakteri sahip olman gerekiyor. Valla o zaman işte çocukluğumda biraz erken işe başladım. Ben herhalde 7, bilemedin 8 yaşlarında işe başladım. Bizim orada dede başından kalkıp Soğukkuyu diye bir yer vardı. Oraya giderdim. Demirci vardı orada. Orada çalışırdım. Çok güzel insanlardı. Yani benim orada ustam vardı, Rasim, Zeki abi falan. Bunlar çok güzel insanlardı. Hayatı orada öğreniyorsun. Yani çocuktum, çok ufaktım. Ama oradaki yaşam mücadelesi insana öğretiyor. Yani bunu dünyanın hiçbir yerinde öğretmezler sana. Orada öğreniyorsun ama otomatikman. Ha sen gel buraya sana öğreteceğim de demiyor. Orada otomatikman öğreniyorsun. Çünkü o olaya bir girdiğin zaman çocukluktan öğrenmeye başlıyorsun. Ticareti öğreniyorsun. Ustalığı öğreniyorsun. En önemlisi adamlığı öğreniyorsun. Yani bu çok güzel bir şey. Bazen tabii o zamanlar da hani zordu, kolay değildi açıkçası. Herkesin maddiyat durumu biraz iyi değildi. Ben çocukluğumda mesela çok isterdim bir bisikletim olsun. Ama olmadı. Yani bunlar tabii ki hani bir tek bana mı oldu dünyada? Belki milyonlarca çocuğu olmuştur. Yani ben çok özel miyim? Hayır. Bu yüzden de hani hayatı öyle de öğrenmiş oluyorsun. Yoklukta da öğrenmiş oluyorsun. Ama en güzeli ne biliyor musun? Yoklukla öğrendiğin zaman en ufak bir şeyin dahi değerini biliyorsun. Büyüdükçe. Ufak şeylerle mutlu olmasını biliyorsun. Yani benim şu anda yani bir bisiklet mi? Tabii ki var yani sonuçta. Ama olay o değil. Olay onun özlemiydi. Yani olması olmaması değil. Mesela demin de konuşmuştuk ya onu ben bir gün çok iyi hatırlıyorum. Bisikletle bir rüya gördüm çocukken. Ondan sonra sabah oldu tabii uyandım. Gözlerimi tekrar kapattım rüyaya devam etmek için. Turizm işletme mezunuyum. Turizmde tabii insanlarla hep haşır neşir oluyorsun. Ondan sonra birçok insan tanıyorsun. Birçok arkadaşlıklar ediniyorsun. Yani dünyanın birçok yerinde şu anda hala arkadaşlarım var. O yüzden de hani çok büyük dünyanın orasına burasına gitmek çok büyük sıkıntı çekmiyorum o yüzden. Tatil yapmayı da çok seviyorum. Dünyanın herhalde bir 75 ülkesine 70 ülkesine gitmişimdir. Öyle yani gezdim. Dünyayı da bayağı ülkeleri gezdim. O yüzden Hangi dönemde? Şimdi Almanya'ya geldikten hala sonra mı? hala Yoksa hala zaten. hala geziyorum yani. 2 senede bir 17-18 saat uçak yolculuğu yapıyorum mutlaka. Bir arkadaşım var onunla beraber. Benim hanımla da çocuklar olduğu için çok uzaklara gidemiyoruz. Onunla da tabii yabancı ülkelere gidiyoruz, geziyoruz, ediyoruz. Ya bir de amaç şu ya, valla bak hani her şey boş ver. Zaten 70-80 yıllık bir dünya, hayat. 70-80 yılda milyarder olsan ne olur? Eğer hiçbir şey, bu hayatta hiçbir şey katmadıysa sana, bir yerleri gelip gezip görmediysen, hiçbir şey okumadıysan, hiçbir insanla ilişkide bulunmadıysan, amacın sadece para kazanmaksa o zaman bir makine olmuş oluyorsun sen. Sen bir insan değilsin o zaman, sen bir makinesin. Amacı sadece para kazanmak olan bir makine. Ama insan olmanın amacı bu değil. İnsan olmanın amacı bana göre anlamaktır.
insana verilen en kadim görev anlamaktır zaten. Çünkü en basit bir örnek vereyim ben sana. Teknoloji diyoruz değil mi? Teknoloji, çok büyük teknoloji falan. Aslında teknoloji insanlık ilk çıktığından beri var. İnsan, ilk insan geldiğinden beri var dünyaya. Çünkü bir ağacın tohumunu alıyorsun, toprağa bir ekiyorsun. Bir bakıyorsun acayip bir şey çıkıyor 3 sene 5 sene sonra. Bu bir çiptir. Bu büyük teknoloji çiptir. Tohum bir çiptir aslında. O çipi yapan bellidir zaten. Kimin yaptığı bellidir. En büyük sanatkar yapmıştır. İnsanı yaratan da odur bana göre. Bu böyledir. Ve bizim görevimiz, insan olarak bizim görevimiz de bu sanatı, bu güzelim dünyadaki sanatı anlamaktır. Neden yaptığını anlamaktır. Ama bazı mesela insanlar var tabii ki, ben doğal karşılıyorum birçoğunun sadece maddiyatı düşünmesini. Çünkü öyle bir sistemde yaşıyoruz ki sana sadece al diyor, al diyor. Her şeyi al, her şeyi al, 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 al. Tüketim sistemi. O zaman ne oluyor? O zaman diyor ki daha çok çalışayım, daha çok para kazanayım, alırım. Onu da almıyor. Onu da almıyor. Bir bakıyor, yaşlanmış, 75 yaşında, 80 yaşına gelmiş artık. Hık diyor, gidiyor. Hayat bu. Ama o zamana gelene kadar amacın sadece para kazanmak olmamalı. Bana göre. Kitap oku, gez, dünyayı gez, insanlarla hep iletişimde bulun. Kitap yaz. Kitap yaz. Teleskop al, yıldızlara bak, incele. Bir şeyler yap yani, ne bileyim ben. Mesela adamın tek amacı yemek yemekse bu dünyada, o zaman yemek yiyor gidiyor. Adamın tek amacı para kazanmaksa para kazanıyor gidiyor. Hayır. Bana göre insanoğlunun amacı bu dünyada dediğim gibi kadim görevi anlamaktır ve yaratanı anlamaktır. Neden yaptığını anlamaktır. Yoksa ot geliyorsun, saman gidiyorsun yani. Bunun hiçbir şeyi yok. Zaten demin bahsettiğiniz gibi galiba hani taze öteki dünyadan buraya geldiğimizde, yani doğduktan sonra böyle bir keşfetme heyecanı var. Ellerinizden aynen. Öper. Benim de şimdi bir buçuk yaşına gelecek oğlum maşallah. Var. Onda da görüyorum. Çok böyle meraklı. Her aynen. Şeyi anlamak, keşfetmek istiyor dediğiniz ne gibi. Güzel. Biz de doğduğundan beri galiba 12 kere bir uçağa bindik şu anda. 2020'de bayağı seyahat ettik. Vallahi. Pandemi olmasına rağmen. Bir o konuda bayağı bir benzer noktamız. Ama özetle yani demek istediğim o, bunu biz unutuyoruz büyüdükçe, hani anlamayı, keşfetmeyi ve ön yargıları en güzel kırabileceğimiz şekilde bu diye düşünüyorum. Kendini geliştirme açısından da en güzel, hani seyahat etmek sadece olop ya da tatil anlamında değil, daha çok böyle kitap okumayla beraber kendini geliştirmenin galiba en iyi yönlerinden biri. Tabii ki, kesinlikle. Yani ben her zaman diyorum zaten, hani bugün İnternetten ısmarladık. 10 tane falan kitap geldi benim kızıma. Şu anda 8 yaşında. 10 tane kitap geldi. O kadar çok seviniyor ki. Yalnız benim ona büyüyünce hediye edeceğim kitabı biliyor. Ona büyüyünce hediye edeceğim kitap orada hep yukarıda duruyor bizim. O bilmiyor daha o kitabı. Tabii ben anlattım o kitabın ne olduğunu. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi. Çok kalın bir kitaptır. Anlaşılması çok zor bir kitaptır. Ama ben çok severim. Yani herhalde 6-7 kere okumuşumdur. İlk 3 okuyuşumda hiçbir şey anlamadım. Ama mükemmel bir kitaptır. Yani gerçekten Allah dostu bir insandır ve kızıma ona hediye edeceğim. Çünkü ben çok isterim insanlar başka insanların fikirleriyle beraber kendi fikirlerini de katıp geliştirsinler kendilerini. Hani dediğim gibi tüketim insanı olma ya. Tüketim insanı olmak çok saçma bir şey. Tüketim insanı olmak aslında sıradanlık. O yüzden de tüketim insanı olmak yerine üreten insan olmak gerekiyor. Hani üreten insan nasıl buğday, illa sana buğday üret demiyorum. Ama bilgi üret. Bilgi üret. Başkalarının 1700'li yıllarda yazılmış kitapları dahi oku. Kendin onlara ek koy üstlerine. Kendin bir şeyler yaz çıkar. Bilgi üret ki diğer insanlar da onlardan faydalansınlar. İnsanlık böyle gelişir. İnsanlığın amacı 11,5 ay çalışıp da 2 hafta plajda portakal suyu içmek değildir. Amaç bu olmamalı bence. Eğer böyle düşünüyorsa insanlar, ki çok var şu anda maalesef, acayip çok var. Boşa yaşanmış bir hayat bence. Boşa yaşanmış. 11,5 ay çalış, 2 hafta plajda portakal suyu iç. Ne biçim bir hayat ya? Vallahi yani saçma bir hayat bence.